Paris'te Louvre Müzesi'ndeyiz ve Caravaggio'nun Bakire'nin Ölümü isimli tablosunu inceliyoruz. Bu resim 1605-1606 yıllarında yapılmış. Oldukça büyük bir resim, oldukça da karanlık. Karanlık koyu tonlu resimlerin Caravaggio'nun tarzı olduğunu biliyoruz. Ancak bu karanlığı özellikle vurguladığı bir resim. Belki de resmin biraz temizlenmesi de gerekiyor olabilir. Oldukça karanlık, gölgeler içindeki arka planı görüyoruz. Figür çok yakınımızda. Ancak Bakire'nin ölümü isimli bir tablodan bekleyeceğiniz hiçbir şeyi görmüyorsunuz. Normal koşullarda cennete gidişini ya da onu cennete götürmek üzere gelen melekleri görmeye beklersiniz. Ancak bu resimde Caravaggio'nun karakteristik özellikleri dikkat çekiyor. Dini bir konu işlenmekte. Ancak hepsi aramızda, günlük hayatın içindeler. Meryem Ana ruhani bir şekilde canlandırılmamış. Onu Romalı herhangi birisi zannedebilirsiniz. Sadece başında belli belirsiz bir hale var. Saçları dağınık, elbisesinin ön kısmı düzensiz. Çıplak ayakları ise biraz çirkin bile denebilir. O zamanlardaki bir papaz, Caravaggio'nun Meryem figürünü çizmek için nehirde ölü bulunan alt sınıftan bir kadını model olarak kullandığını söylemişti. Yani Meryem Ana için oldukça uygunsuz bir model. Hatta kullanılmış olan model hakkındaki bu söylentileri duyan rahipler resmi kabul etmeyip geri çevirmişler. Yani resim, Caravaggio'nun eserlerinde gördüğümüz Katolik inancındaki öykülerin, ilahi kişilerin günlük hayatın içinde canlandırılmasının apayrı bir örneği. Resme baktığınızda ön planda eğilerek yaz tutan genç kadın neredeyse bizim bulunduğumuz alanda gibi. Genç kadının ayağının ucundaki bakırlayan sanki bizim düzlemimizde. Uzansak dokunacak gibiyiz. Sanırım Caravaggio kendimizi bu sahnenin içerisinde hissedebilmemiz için Meryem Ana'nın etrafında yaz tutan bu kişilerin arasında özellikle bizim için de boş bir yer bırakmış. Çevresindeki yaz tutan kişilere bakalım. Bunlar aslında havariler. Ancak Caravaggio'nun ışık kullanımı bu kişilerin en sıradan yanlarını öne çıkartmış. Bunun sanatçının tipik özelliklerinden birisi olduğunu düşünüyorum. Günlük hayatın içinden sıradan kişiler olduğunu vurguluyor bir anlamda. Sanatçı kompozisyonu kurgulamakta son derece usta. Yukarıdaki kırmızı kumaşın ne kadar hoş döküldüğüne bir bakın. Sahneyi güzel ve zarif bir şekilde çerçeveliyor. Aynı zamanda havarilerin çıplak kel kafalarındaki yay görüntüsünü tersten tekrarlayarak bütünleyici bir etki sağlıyor. Ve gözlerimizin Meryem Ana'ya yönlenmesini sağlıyor. Meryem diagonal bir şekilde satıhta yatıyor. Hatırlayalım, bu resmin yapıldığı sırada artık Rönesans dönemini geride bırakmış durumdayız. Barok resim tarzının tipik özelliklerini taşıyan bir esere bakıyoruz. Daha hareketli bir kompozisyon var. Meryem Ana'nın kolu bize doğru uzanırken çapraz bir hat oluşturuyor ve bileğinin şahane kıvrımı gözlerimizi yanındaki genç kadına yönlendiriyor. Belki de Caravaggio burada yaz tutmakta olan genç kadın gibi hissetmemizi, onunla özdeşleşmemizi istemiş. Altın sarısı giysiler içinde olan havainin el hareketlerine bakın. Eliyle kutsuyor. Onun hemen alt tarafındaki figür ise başını ellerinin arasına almış. Yine altın sarı giysili figürün hemen yanındaki diğer adam ağlıyor. Elleriyle gözlerini siliyor. Onun yanındaki adam da elini yüzüne götürmüş. Sonra aşağıya bakıyoruz. Meryem Ana var. Sol kolu uzanmış. Eli aşağı doğru düşmüş. Sağ eli ise göğsünün üstüne yerleştirilmiş. Bunun ölmüş bir insan vücudu olduğunu gerçekten hissediyorsunuz. Ruhani yeniden doğuşa günahlarından arınmaya veya aydınlanmaya vurgu yapılmıyor. Oldukça çarpıcı, sert bir sahne bu. Meryem Ana'nın sağ parmaklarına bakın. Yüzük parmağı orta parmağının altında kalmış. Yaşayan bir insanın eline benzemiyor. Caravaggio Rönesans döneminde görmeye alıştığımız zarafet duygusunu tamamen reddediyor. Bilinçli olarak sert ve neredeyse çirkin diyebileceğimiz sahneler oluşturuyor. Bunlar aynı zamanda ilahi olanın İçinde yaşadığımız dünya tarafından da kucaklandığı sahneler.